ERT Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haber bültenine hoş geldiniz. Sağlık çalışanlarına yönelik yıpranma payının torba yasada yer alması ile ilgili Sağlık Sen Erzincan Şubesi'nden açıklama yapıldı. Şube Başkanı Halil İbrahim İçoğlu bu kararı önemli bir gelişme olarak nitelendirdi. Sağlık Sen Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim İçoğlu, sağlık çalışanlarına yönelik yıpranma payının torba yasada yer alması ile ilgili açıklama yaptı. İçoğlu, sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını belirterek, verilen hakkı önemsediklerini ve döner sermaye konusunun da yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Değerli basın mensupları, sağlık çalışanları sağlık hizmetlerinde dönüşümün kahramanlarıdır. Fedakar emekleriyle milletimizin umudu, devletimizin gururu olmuşlardır. Hayatını ortaya koyarak, her türlü riski göze alarak sağlık hizmetlerini bugünlere taşıyan sağlık çalışanlarımız, kendi geleceklerini ilgilendiren düzenlemelerde haklı olarak adil davranılmasını beklemektedirler. Mevzuatımızda iş yeri tehlike sınıfları içinde sağlık hizmetlerinin büyük bir kısmı çok tehlikeli risk sınıfında yer almakta. Bu riskler fiziksel, biyolojik, kimyasal ve radyolojik riskler şeklinde tanımlanmaktadır. Diğer çalışma ortamlarına göre sağlık iş yerinde şiddete uğrama riski ise 16 kat fazladır. Hal böyleyken yıpranma payı gibi son derece haklı bir talebin sahanın gerçeklerini karşılayan bir hakkaniyetle hayata geçirilmesi değişmez önceliğimiz olmaya devam edecektir. Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2014 yılında Başbakanlığı döneminde katıldığı Sağlık Sen buluşmamızda bu hakkaniyeti gözeterek tüm sağlık çalışanlarına 5 yıla 1 yıl yıpranma payı sözü vermiştir. 4 yılı aşkın süredir hantal bir bürokratik anlayışla engel olunan yıpranma payı hakkının Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk torba kanunu içinde yer alıyor olması yeni dönemin farkını ortaya koyması açısından son derece olumludur. Bir sağlık sen kazanımı olarak sağlık çalışanları için yıpranma payının hayata geçecek olması sendikacılık tarihi açısından da ezberlerin bozulması açısından da büyük bir başarıdır. Yeni Türkiye'nin hedeflerine olan inancımız ve bağlılığımızdan aldığımız güçle temsil etmekten onur duyduğumuz sağlık çalışanlarımızın haklarını korumak ve geliştirmek için etkin şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Sayın seyirciler, Erzincan siyaset dünyasının önemli isimlerinden 21. dönem MHP Erzincan Milletvekili merhum Mihrali Aksu vefatının 12. yılında mezarı başında anıldı. Erzincan siyaset dünyasının önemli isimlerinden 21. dönem Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan Milletvekili merhum Mihrali Aksu vefatının 12. yılında Terzi Baba mezarlığındaki mezarı başında anıldı. Aksu 21 Temmuz 2006 tarihinde Emirdağ MHP ilçe başkanlığı tarafından düzenlenen Dostluk Gecesi konserine davetli olarak katılmış ve sanatçı Mustafa Yıldız Doğan'ın verdiği konseri dinlerken rahatsızlanmıştı. Partili arkadaşları tarafından Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aksu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Terzi Baba Mezarlığı'ndaki anma programını ailesiyle birlikte, MHP Erzincan İl ve İlçe Teşkilatı, Ülke Ocakları temsilcileri, MHP Erzincan Milletvekili adayı Bekir Aksun ve vatandaşlar katıldı. Mihrali Aksu için mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna. MHP İl Başkanı Sakin Sönmez, Mihrali Aksu'nun Erzincan siyasetinin önemli kişiliklerinden biri olduğunu belirterek Allah'tan rahmet diledi. 21. dönem milletvekilimiz Sayın Mihrali Aksun abimizin 2006 yılındaki vefatından bu tarafa 12 yıllık bir geçmiş zamanımız olmuştur. Bugün Mihrali Aksu abimizin ölüm yıl dönümü nedeniyle anma programımız gerçekleşmektedir. Tüm katılan arkadaşlarımıza biz teşekkür ediyoruz. Bizlere böyle hitap ettiğin kulların zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Şimdi... 4. Ordu Komutanı Müşir Zeki Paşa tarafından Erzincan halkının desteğiyle yaptırılan ve 1939 depreminde yıkılan tarihi çeşme, Erzincan Belediyesi tarafından orijinal haliyle yeniden yaptırılıyor. 1901 yılında Sultan II. Abdülhamit Han'ın tahta çıkışının 25. yılı anısına
4. Ordu Komutanı Müşir Zeki Paşa tarafından Erzincan halkının desteğiyle yaptırılan, 1939 depreminde yıkılan tarihi çeşme, Erzincan Belediyesi tarafından orijinal haliyle yeniden yaptırılıyor. Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy çalışmaları yerinde inceledi. RT Haber'e konuşan Başkan Başsoy, tarihi dokusuna birebir uyan, orijinal taştan yaptırılan çeşmenin önümüzdeki günlerde hizmete sunulacağını söyledi. Erzincan'ımız 1939 deprem öncesindeki bütün tarihi eserleri gün yüzüne çıkarma sözü verdik biz seçimlerde görevi devraldığımızda. Eski Erzincan'da başladığımız, o bölgedeki özel projeler ilan ettiğimiz bölgeyle başlayan projeler dört yolda da devam ediyor. Şu anda Vakıflar İş Merkezi'nin önündeyiz. Burası Erzincan'ın merkezi bir bölgesi. Burada bir tarihi eseri gün yüzüne çıkarmak istedik. Burada bunu sergilemek istedik daha Türkçesi. O nedenle de tarihçilerle, araştırmacılarla bir araya geldik. Ve bu konuda bize destek olan tarihçilerimiz Abdülhamit Han döneminde 1901 yılında tahta çıkışının 25. yıl anısına o dönemin buradaki komutanı Müşir Zeki Paşa tarafından 1901 yılında bir çeşme yaptırılmış. Fakat bu çeşme zaman içerisinde işte zelzelelerle, farklı nedenlerle yok olmuş. Ve bu hatıra adına biz bu çeşmeyi tarih kitaplarından buldurduk. Nihayetinde orijinal olarak gün yüzüne çıkardık. Bu çeşmenin de orijinal olarak bütün hemşerilerimizin görebileceği bir nokta ve istifade edebileceği bir noktaya yapmak istedik. Bugün Vakıflar İşhanı'nda bunu sergiliyoruz. 3 gündür bunun inşaatı devam ediyor. Hemşerilerimize hiçbir zarar vermeden ve tarihi dokusuna birebir uyar, orijinal taştan yapılacak. Ve inşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde de hemşerilerimizle birlikte bunun açılışını yapacağız. Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili kanun kapsamındaki yasal düzenleme ile belediyeye olan borçların faiz ve cezalarında indirim ve taksitlendirme imkanı sağlandı. 213 sayılı kanun kapsamına giren 31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere ait beyana dayanan vergiler, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, kira borçları, su ve atık su borçları, 2464 sayılı belediye gelirleri kanununun 97. maddesine göre tahsili gereken ücret alacakları, 7143 sayılı vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasıyla, bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun kapsamında yapılan yasal düzenleme ile, faiz ve cezalarda indirimle 36 ay vadede ödeme imkanı sağlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, hemşerilerimizin bu imkanı kaçırmaması gerektiğini belirtti. Başsoy, çıkarılan yasayla birlikte faizlerde ve cezalarda indirime gidilirken, kalan borca da 36 aya varan vade imkanı sunuyoruz. Bu sürenin sonunda borçlarını ödeyemeyen ve yapılandırma yapamayanlar hakkında yasal takibat başlatmak zorunda kalacağız. Hemşerilerimizin mağdur olmamaları için 31 Temmuz 2018 mesai bitimine kadar belediyemize başvurmalarını özellikle bekliyoruz dedi. Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü görevini yürüten Sinan Aksu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Konuyla ilgili atama kararı resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bazı bakanlıklara bakan yardımcısı ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı'na bakan yardımcıları atadı. 5 bakanlığa ait atama kararları resmi gazetede yayınlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine KYK Genel Müdürü Erzincanlı Sinan Aksu atandı. ERT olarak Aksu'ya yeni görevinde başarılar diliyoruz. Sayın seyirciler, sağlıklı bir ayakkabı nasıl olmalı? Ayakkabı alırken nelere dikkat edilmeli? Soruları ayak sağlığı için önem taşıyor. Özellikle gün içinde fazla ayakta kalan kişiler için bu konu önem taşıyor.
Sağlıklı ayakkabı nasıl olmalı? Ayakkabı seçimi yaparken nelere dikkat edilmeli konuları özellikle gün içinde fazla ayakta duran kişiler için önem taşıyor. Farklı modellerde çeşit çeşit ayakkabılar vitrinleri süslerken, ayakkabıların kalitesi de fiyatı kadar önemli. Ayak yapısına göre uygun olmayan ayakkabılar, sağlık sorunları oluşturabiliyor. Ayakkabı satıcıları ise, ayağınızın kıymetini bilin diyerek uyarıda bulunuyorlar. Tabii burada dikkat etmemiz gereken şey öncelikle aldığımız ayakkabının deri olup olmaması. Genelde karşılaştığımız şey şu, fiyat odaklı alışveriş yapıyoruz. Ama ayakkabı da benim tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle fiyat odaklı değil, kalite. Ayakkabı anatomik olarak ayağınızın yapısına gerçekten uyuyor mu? Giydiğiniz zaman size bu rahatlığı sağlıyor mu? Gün boyu yürürken size herhangi bir rahatsızlık veriyor mu? Bunlara dikkat edilmeli. Fiyattan önce önemli olan dediğim gibi sağlık. Sağlık için de ayakkabı seçiminde her zaman yine diyorum önemli olan ayakkabının deri olmasıdır. Yaklaşık 1,5-2 yıl öncesine kadar televizyonlarda izledik, gördük. Doktorlarımız, bu konuda uzmanlarımız açıklamalar yaptı. Hani ucuz ayakkabıdan, Winnex ayakkabıdan veya markası belli olmayan ayakkabılardan uzak durun. Sağlık gerçekten hani kaybedildikten sonra kıymetini bildiğimiz bir değerdir. Kaybetmeden önce biz bu sağlığımızın değerini bilelim. Sivas'ta iki kardeş arasında arsa anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Sivas'ta iki kardeş arasında arsa anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kardeşlerden birinin eşi başından ve elinden silahla yaralandı. İddiaya göre ÖA ile kardeşi MA arasında arsa anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda ÖA tabancayla kardeşi MA'ya ateş açtı. Kurşun, kavgayı ayırmaya çalışan MA'nın eşi NA'ya isabet etti. Başından ve elinden yaralanan NA, 112 acil servis ekibince numune hastanesine kaldırıldı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan ÖA, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bingöl İlhak Kütüphanesi, kütüphaneye erişimi olmayan kırsal kesimlerdeki çocuk ve yetişkinlere gezici halk kütüphanesiyle kitap ulaştırmaya çalışıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2018 yılı Nisan ayında İl Halk Kütüphanesi'ne tahsis edilen Gezici Halk Kütüphanesi, kütüphaneye erişimi olmayan kırsal bölgelerdeki çocuk ve yetişkinlere bilgi ve kütüphane hizmeti vermek amacıyla hizmet vermeye başladı. Daha önce Bingöl'deki 3 köyde yaklaşık 220 çocuğa kitap hizmeti sunan Gezici Halk Kütüphanesi'nin yeni durağı, Bingöl Merkez Sancak Beldesi Su Düğünü Köyü oldu. Arkadaşlar biz bugün size kitap hizmeti sunmak için biz sizin köyünüze geldik. Sizin köyünüz bizim 4. durağımız. Biz her 15 günde bir tekrardan biz buraya geleceğiz. Size vereceğimiz ödünç kitapları tekrardan değiştirmek amacıyla bir 15 gün sonra aynı günde aynı saatte biz burada olacağız. Su Düğünü Köyü Kur'an kursu önünde duran Gezici Halk Kütüphanesi'ne gelen köy çocukları üyelik kayıtlarını yaptırarak görevlilerden istedikleri kitabı aldı. Gezici Halk Kütüphanesi görevlisi Ahmet Bolluk, Gezici Halk Kütüphanesi'nin görevinin, kırsal kesimde kütüphaneye erişimi olmayan çocuklara ve yetişkinlere kitap okuma hizmeti sunmak olduğunu söyledi. Gezici Kütüphanemizin görevi, kırsal kesimlerde kütüphaneye erişimi olmayan çocuklarımızın ve yetişkinlerimizin kitap hizmeti sunmak. Bu köyleri seçmemizin amacı merkezlerden bayağı mesafesi uzak olan ve kütüphane erişimi olmayan köyler olduğu için özellikle bu köyleri seçiyoruz. Bu köylerde gördüğünüz gibi çok yoğun bir şekilde kitap talepleri var ve biz de o talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Hocalarımız bize Roma hikayeleri veriyordu ama ilk defa bizim köyümüze kütüphane geldi. Kitapların dışında bilgisayarlar da var. Onunla oynayacağız, eğleneceğiz. Buraya geldikleri için abilere teşekkür ederim. Sayın seyirciler, sıcak yaz günlerinde meydana gelen sıvı kaybı sağlık sorunlarına neden oluyor. Doktorlar bu günlerde fazla miktarda su tüketilmesini öneriyor.
Erzincan Mengü Cekkaze Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından yardımcı doçent doktor Arif Onur Eden, sıcak havalarda sıvı tüketiminin önemi hakkında bilgi verdi. Yaz aylarında vücudun çok fazla sıvı kaybetmesi sonucu, bayılma hissi, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık problemlerinin ortaya çıkabileceğini belirten Eden, vatandaşların mutlaka bol bol su tüketmesi gerektiğine dikkat çekti. Hem hastalık nedeniyle, hastalık olmasa bile vücudukla özellikle terle beraber sıvı kaybımızın da olduğu gerçeğini unutmayarak bol miktarda sıvı tüketmeyi tavsiye ediyoruz. Özellikle günlük ihtiyacımızın en azından işte kabaca normal bir gün için 2 litre kadar olduğunu düşünecek olursak bu dönemde özellikle daha fazla en azından 3 litreye eğer koşullarımız müsaitse başka bir ekstra rahatsızlığımız yoksa 3,5 litreye yakın en azından sıvı tüketmeyi öneriyoruz. Sıvıdan kastımız su. Hani onun dışında işte meşrubat, gazoz, soda vesaire gibi içeceklerle en azından böbreklerimizi ve iç organlarımızı yorabilecek ölçütlerde başka içeceklere yönelmeyi çok fazla tavsiye etmiyoruz. Mümkün olduğu kadar doğal kaynağımız olan, doğal ihtiyacımız olan suyu bol miktarda tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Suyun bol miktarda tüketilmesi özellikle az önce ilk konuşmamıza başlarkenki kas ağrıları, halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, baş dönmeleri gibi şikayetlerimizi de belli oranda azaltacaktır. Keza işte ishal gibi durumlarda da ihtiyacımızın arttığını düşünerekten her zaman için tükettiğimiz sıvı miktarını daha fazla arttırmamızda fayda olduğunu en azından %50 oranında arttırmamızı hatta eğer koşullarımız müsaitse %100 oranında arttırmamızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Sayın seyirciler, Erzincan'ın yarım asırlık stadı yıkılıyor. Tüm maçları ve birçok sosyal etkinliğe ev sahipliği yapan 13 Şubat stadında yıkım çalışmaları başladı. Yeni yapılacak olan 12 bin kişilik stad ise 760 günde tamamlanacak. Erzincan Spor'un ve tüm amatör takımların futbol müsabakalarına ev sahipliği yapan ve birçok sevincin, hüznün yaşandığı, şehirdeki futbol severlerin ikinci adresi haline gelen ve çok sayıda sosyal etkinliğe ev sahipliği yapan 13 Şubat stadında yıkım çalışmaları başladı. Alanda bulunan kapalı spor salonu ve lojmanlar da stadla birlikte yıkılacak. Yüklenici firmaya yer teslimi yapılmasının ardından yıkım çalışmaları başladı. Sahanın çimleri ise şehrin gerekli görülen futbol sahalarında kullanılacak. Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan 13 Şubat stadının yerine yapılacak olan 12 bin seyirci kapasiteli yeni stadın yapım süresi ise 760 gün olarak belirlendi. Beşinci Uluslararası Altın Kemer Karakucak güreşleri Erzurum'da yapılacak. 6 ülkeden 400 sporcunun katılacağı yağlı güreşlere Erzincan'dan 20 sporcu katılacak. Erzincanlı güreşçiler, Erzurum'da yapılacak olan 5. Uluslararası Altın Kemer Karakucak güreşlerine hazırlanıyor. 6 ülkeden 400 civarında güreşçinin katılacağı güreşlere, Erzincan'dan 20 sporcu katılıyor. Erzincanlı sporcular çalışmalarına 13 Şubat şehir stadı çimlerinde devam ediyor. Hocalar nezaretinde çalışan farklı kategorideki sporcular, Erzincan'ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklar. Uluslararası müsabakaya ilk defa katılacak olan Erzincanlı sporcular, Erzurum'da yapılan Cumhuriyet Kupası'nda birincilik ve üçüncülük elde etmişlerdi. Türkiye 3. Ligi'nde mücadele eden Anagolt 24 Erzincan Spor sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı Siyahlılar Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. Yeni sezon çalışmalarını sürdüren 24 Erzincan Spor, kamp çalışmalarını tamamlayarak yapacağı hazırlık maçlarıyla da ligi hazır hale gelmeyi planlıyor. Bravo. Üçüncü lig, üçüncü grupta mücadele edecek olan 24 Erzincan Spor,
Vedat Çimen sosyal tesislerinde antrenmanlarını ara vermeden devam ediyor. Sezonun başlamasına az bir zaman kala çalışmalarını hızlandıran kırmızı siyahlı takımda hedef ikinci lig. Takımın son durumu hakkında bilgi veren teknik direktör Armağan Turhan, hazırlık maçlarıyla ligi hazır hale geleceklerini söyledi. Ayın 23'ünde Erzurum ikinci etap çalışmalarımız başlayacak. Daha sonra 15 günlük bir aradan sonra yine birkaç gün izinden sonra ikinci etap çalışmalarımızda yine Erzurum'da tamamlayarak ligi hazır hale geleceğimize inanıyorum. Ayın 26'sında da taraftarlarımızın önüne çıkarak bir sezon açılışı düşünüyoruz. İnşallah o hafta bay olan başka bir gruptaki takımla bir hazırlık maçı niteliğinde de olacağını düşünüyorum. Hepimize hayırlı olsun tekrar bu sezon. Taraftarlarımıza, yöneticilerimize, başkanımıza, bizlere Allah utandırmasın diyorum. Sayın seyirciler, hava durumunun ardından tekrar birlikte olacağız. Erzincan 16.30, Erzurum 12.26, Sivas 13.29, Gümüşhane 16.26, Bayburt 12.26, Giresun 22.28, Elazığ 19.35, Tunceli 17.34, Bingöl 22.33, Malatya 20.34, Yozgat 13.28, Amasya 18.31, Kars 11.25, Van 14.27, Ağrı 12.29 derece. Serbest piyasada dolar alış 4.79, satış 4.80, euro alış 5.59, satış 5.60. 22 ayar bilezik alış 172 TL, satış 174 lira 50 kuruş, tam altın 1210 lira, yarım altın 603 lira, çeyrek altın 302 liradan işlem görüyor. RT Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haber bültenini sundum. İyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle esen kalın.